Anadolu'nun yürekli sesi ve girişimci ruhuyla hareket eden bir başarı hikayesinden bahsedeceğiz şimdi sizlere. Anadolu kaplanlarının en güzel örneklerinden birini teşkil eden Beşler Grup, un, makarna, sıvı yağ, nişasta ve yem sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alıyor. 2012'de Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde iki firması yer alan, yine Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçı kuruluşu listesine 3 firmasıyla giren grubu gelin daha yakından tanıyalım. ...1960'lı yıllarda gıda ticaretiyle başlayan öyküsünü bugün un, makarna, yağ, yem ve nişasta tesisleri olmak üzere 5 ana üretim dalında devam ettiren Beşler Grup, Türkiye ekonomisinin lokomotif kuruluşları arasında yer alıyor. Anadolu'nun yürekli sesi ve girişimci ruhuyla hareket eden Beşler Grup, Anadolu kaplanlarının en güzel örneklerinden birini teşkil ediyor. Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde kendine yeni hedefler belirleyen grup, bünyesindeki markalarla çıtayı en yüksek noktalara çıkartmak için var gücüyle çalışıyor. 2012'de Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluş listesinde iki firması yer alan, yine Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçı kuruluşu listesine 3 firmasıyla giren Beşler Grubun başarı hikayesini yönetim kurulu başkanı Mustafa Çakmak'la konuştuk. Kuruluş 1950'lerde daha evvel manifaturacılıkla baba mesleği, sonra gıda ve gıdanın içindeyiz, siz çıkmadık. Bu başarı çalışmak. İmkan olsa da 24 saatte 30 saat çalışabilsek daha çok mutlu olacağız. Çalışmadan kimseye bir şey vermezler. Çalışacaksın, terleyeceksin. Terlemeden olmuyor. Un fabrikadaki faaliyetimiz Rabbimize şükürler olsun. Ben ve ekibim çok iyi çalışanlarız. Bizim işletmemizde patron yok. Herkes çalışan. Geçen senenin 2015'in rakamlarını söyleyecek olursak takribi 750 milyon yeni TL ile ciromuz var. 150 milyon civarında ihracatımız var. Bunlar 2015 yılın rakamları. Beşler Grup bünyesinde çalışan 1500-1800 kişi. Eğer biz burada 1500-1800 kişinin 3 ile çarparsak 5000 kişinin akşam eve ekmek götürmesine sebep oluyorsak ne mutlu bize, çok mutluyuz. Başarılı sanayici Mustafa Çakmak, katma değeri yüksek kaliteli ürünleriyle dünya pazarlarında söz sahibi olmanın haklı gururunu yaşıyor. Dünya pazarında işte Somali var, en büyük pazarımız. Irak var, Suriye var, Birleşmiş Milletler var. Var da var. Sen yeter ki kaliteli ucuz çalış, hakkını savunduğun kadar karşının haklarına saygılıyor. Hiç problem yaşamazsın hayatın boyunca. Çevre ülkelerde yaşanan sıkıntılar birçok Türk ihracatçısını olumsuz etkilerken Beşler Grubun markası Beşler Makarna ve Un alternatif pazar arayışındaki doğru hamlesiyle krizi fırsata çevirerek Sudan pazarına iddialı bir giriş yaptı. Sudan güzel bir proje, iyi bir proje, devam ediyor. Şimdi bu an için 19 bin tonluk bir gemimiz yükleniyor. İnşallah bir hafta 10 güne kadar ikinci bir gemi geliyor. Bu pazar sene sonuna kadar devam ediyor.
Gönül ister ki hep devam etsin. Gaziantep tabii ki sanayi bölgesi. Gaziantep insanı çalışkan. Hep çalışır. Bölgemize, ülkemize çok büyük katkılar sağlıyoruz. Allah önümüzü açık etsin. Orta Doğu ve Balkanların en büyük un üretim tesislerinden birine sahip olan Beşler Un, günlük 2100 ton buğday unu üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Dünyada iyi bir buğday ithalatçıyız. Ülkemizde ihracatı yaptıktan sonra dahili işlem kapsamında buğday ithal etmeniz gerekiyor. Dünya buğday ithalatında Beşleri tanıyor. Dünyanın her yerinde gemiler geliyor. Bu konuda en ufak bir problem yok. En ufak bir sıkıntı yok. Allah sıkıntı problem vermesin. Mustafa Çakmak, Beşler Grup olarak her sene büyüme rakamlarını artırdıklarını belirtiyor. Beşler her sene büyür. Büyümediği sene yok. Bu da Allah'ın lütfu. Rabbimize şükürler olsun. Çalışacaksın arkadaş. Beleşe bir şey yok. 2017 ile ilgili yatırımlar olacak ama söylemek için erken. Grubun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde 60 milyon avro yatırım değeriyle hayata geçirdiği nişasta ve yem fabrikasının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilmiş. Başarı Türk halkının başarısıdır diyen duayen iş adamı Mustafa Çakmak, Türkiye'nin 2023'te hedeflediği 500 milyar dolar ihracat rakamının kat ve kat üstüne çıkması gerektiğini belirterek gençlere önemli tavsiyelerde bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Reisimize teşekkür ediyoruz. Lütfettiler, teşrif ettiler. Gelip fabrikamızın açılışını yaptılar. Bugünkü behriyle bu fabrikamız tabii nişastayla yem beraber yapıldı. Takribi 60 milyon avro tutarında bir yatırımdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın daha evvel gösterdiği 500 milyar dolarlık ihracat çok arzu ettiğimiz, hatta az bile gördüğümüz dönemler olmuş. Ama ne yazık ki her zaman şartlar aynı olmuyor. Atrafımızdaki Irak, Suriye, Rusya uçak olayı, bunlar bizi biraz hedefimizin gerisinde koydu, bıraktı. Ama biz şunu hep arz ederiz, hep şunu düşünürüz, 500 milyar dolar ihracat benim ülkem için azdır. Başarı varsa Türk halkının başarısıdır. Yalnız bizim başarımız değil. Burada 1500-1800 çalışan var dedik. Başarı varsa bu insanların tamamının başarısıdır. Bir büyük olarak gençlerimize ellerini taşlarının altında koymalarını istiyorum. Bu üniversitede okuyan gençlerimiz üniversitelerde yalnız branşıyla ilgili değil, her şeyi öğrensin. Doktorsa yalnız doktorluğu değil, hayatı öğrensin, geleceği öğrensin. Gençlerimizden çok şey istiyorum. Öyle gençlerimiz var ki ellerini değil gövdesini taşın altına koysun. Bu ülkenin tamamını sırtına alsın. Grup bünyesindeki Beşler Makarna markasıyla 95 ülkeye ihracat gerçekleştiren firma, modern yem fabrikasıyla 2 ay gibi kısa bir sürede Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasına adını yazdırmayı başarmış.
Şimdi ise sözü bu başarının önemli mimarlarından Beşler Grup Yönetim Kurulu üyesi Mesut Çakmağ'a bırakıyoruz. Beşler Grup bir aile şirketi. Bu aile şirketimizin kuruluş 80'lerden gelen, daha doğrusu 60 yıllarına gelen bir gıda toptancılığından gelip de 91 yılında sanayiciliğe soyunan bir kardeşler topluluğundan kaynaklanmaktadır. Şu an bünyemizde 4 tane şirketimiz mevcut. Bu şirketlerin her birisi kendi alanında profesyonelce ve bir numara olmaya aday. Yapmak istediklerimizin içinde piyasada marka olmak, istihdam yaratmak, ülkemize, devletimize hayırlı bir şirket olmak adına çalışmaktayız. Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi AŞ'nin kuruluş ilk 250 ton, daha sonra kapasiteyi 650 ton daha arttırarak 900 ton, daha sonra 2100 ton. Bu günlük kırma kapasitesi 2100 ton olan un fabrikalarımız Türkiye'nin en büyük un fabrikası konumundadır. Bunun yanında bundaki başarımızı ve piyasadaki gelen taleplere paralel olarak bizler 2004 yılında makarna sektörüne girdik. Başka firmaya ait olan bir makarna fabrikası satın alarak ve daha sonra büyüterek 300 tondan 700 tonlara günlük kapasiteye çıkartarak şu an Beşsan, Beşler Makarna ve değişik isimler altında makarna satmaktayız. Beşler Un'daki başarımızın özellikle Doğu ve Güneydoğu ihracat ayağımızla birlikte Türkiye'nin dört yerinde bulma şansınız vardır. Makarna fabrikamız kurulduğu günden itibaren bugün 90-95 ülkeye ihracat etmektedir. En büyük pazarlarımız şu an Japonya. Bu da neden kaynaklanıyor? Ürettiğimiz malın kalitesinin çok iyi oluşundan kaynaklanıyor. Biz 2009 yılında Beşler Makarna Un'un tam karşısında 135 bin tonluk buğday silolarını yaptık. Ve yaptıktan sonra un fabrikamızın önü daha çok açıldı. Buna paralel olarak 2010 yılında temelini attığımız Beşyem Gıda Sanayi Hayvancılık Ticaret AŞ'nin saatte 80 ton, günlük 24 saat ortalaması 2000 ton. Şu an bölgenin en büyük modern yem fabrikası konumundadır. Gerek iç piyasaya, gerek ihracata son derece verimli bir çalışma yapmaktayız. İlk 2 yılında olmasına rağmen Türkiye'nin en büyük ikinci 500 şirketin içine girmiş durumda. Beşler Grubun en önemli yatırımlarından biri olan Beşan Nişasta ise Türkiye'nin en modern nişasta tesislerinden biri olarak 2012 yılında üretime başladı. Mısır'ın tarlalarda başlayan öyküsü işte bu tesislerde işlenerek katma değeri yüksek nişasta, glikoz ve fruktoza dönüştürülüyor. Tesisin açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilmişti. Beşan Nişasta olarak kurduğumuz bir nişasta glikoz fabrikamız var. Bu nişasta glikoz fabrikamızın açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız, reisimiz teşrifleriyle açıldı. 20 Ocak 2012. Burada şu an iki şirkette takriben 350 kişi çalışmaktadır. Tüm grubumuzda 1050 kişi çalışmaktadır. 4 şirketle birlikte şu an devam etmekteyiz. Bizim isteğimiz şu: Avrupa'daki sanayicisiyle yarışabilmek için glikozun kotadan çıkması lazım. Glikozun kotadan çıktıktan sonra
biz de rahatlayacağız. Geri kalan glikoz şeker değil. Şekere muadil değil. Bazı ürünlerde glikoz olmadan üretemezsiniz. Kalıyor sakaroz, fruktoz. Fruktozun olayını. Bugün bir kota var, bir de devletimiz var. Burada kuruluk kapasitesi olan 9 tane nişasta fabrikası var. Biz bunun adil olarak kapasiteye göre dağıtılmasından yanayım. Ben aynı zamanda Nişasta Glikoz Sanayiciler Dernek Başkanıyım. Türkiye'de 9 tane fabrika var, 2 tane derneğimiz var. Acı bir şey. Ama biz bunun peşindeyiz. Bunun doğal olarak adil, eşit şekilde ülke sanayisine, ülke yararına dağıtılması lazım. Birileri kotayla oynayacak, birileri oradan boş duracak ve yurt dışından ürünler ithal edilecek. Bu doğru değil. Nişasta olayımız da bu. Grup bünyesindeki Beşler Un ise Türkiye'nin en büyük un ihracatçıları arasında yer alıyor. Biz bir markayız. Biz ülkemize, bölgemize bir marka yarattık Beşler Un olarak ve şu an devam ediyor. Türkiye'nin en büyük un ihracatçısı şu an Beşler Un'dur. Geçen sene %15 civarında bir un ihracatı gerçekleştirdik. 2016 yılı ihracat rakamımız, düşündüğümüz %20. 2014 ile 2015 arasında Türkiye genelinde en büyük cirosunu attıran 3. sıradayız. İhracata da en çok ihracatını attıran şirket Beşler Makarna Un İrmik olarak 4. sırada. 150 milyon dolar civarında bir ihracat rakamımız var. 743 milyon da ciromuz var. Bu 2014 ile 2015 arasındaki kıyaslama. Yalnız dikkat ederseniz ki bizim verilerde 2016 gümbür gümbür geliyor. 2016 yılında da 2015'te yaptığımız cironun attırarak gideceğiz. %10, %20 civarında attıracağız inşallah. Bu unda da artacak. Tüm grup şirketlerinde de attıracağız. Ayrıca ihracat bu sene beklentimiz geçen sene 150 milyon olan ihracat rakamımız bu sene 190 milyon dolar civarında revize edeceğimizi düşünüyorum. Şu an Sudan devletinin en büyük un tedarikçisi biziz. Şu saate kadar geçen 2015'in Şubat ayında başladık. Şu an 2017'nin Mart ayına kadar işimiz mevcut. Ve bugün itibarıyla 710 bin ton takriben 250 milyon, 240 milyon dolar civarında bir ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sadece biz Sudan'a un satmıyoruz. Sadece biz iş piyasaya un satmıyoruz. Bizim bunun yanında Kızılaç, Babilev, Dünya Gıda, Irak ve Suriye pazarlarımızda mevcut. Dönem dönem de yavru vatan Kıbrıs'a da mal sattığımız oluyor. Fazla işten dolayı takdir edersiniz ki bizim belli bir kapasitemiz var. Ama şu an yan sanayici olarak yanımızda bizimle beraber hareket eden 16 tane arkadaşım var. Ben aynı zamanda o arkadaşlara da teşekkür etmek istiyorum. Bu bir gönül işidir. Projeyi ben aldım. Beşler Grup aldı, Gaziantep'e getirdi. Gaziantep'li sanayicimizle çalışıyor. Hataylı sanayicimizle çalışıyor. Adanalı'da sanayicimizle çalışıyor. Konyalı'da kardeşlerimizle çalışıyor dönem dönem. Ben bu 16 kahramanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Onların da payı bu projede mevcuttur. İnşallah hedefimiz 2017 ile bu şekilde kapatıp diğer yıllara da sıçrama yapmak istiyoruz. Grup Sudan'a ihracat kapısını açmayı da başarmış. Sudan projesi daha önce Sudan devleti biz Türkiye'den nadir şekilde azar çok az bir şekilde un satın alırdı. Her gelen geminin en küçüğü 18-20, en büyüğü 35 bin ton civarında Sudan'a un yüklüyoruz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, 2 ayda 150 bin ton un yüklediğim aylar olmuştur. Sudan zor bir ülke. Karşımızda bizim Sudan devleti yok. Karşımızda dünya devi bir Arabistan, Suudi Arabistan'da bir şirketimiz var. Biz onlara mal satıyoruz. Bizim grubumuz haricinde Sudan işini yapacak grup nadir gelir. Gerek bizler, gerek şu an
bizim patronumuz konumunda olan Suudi Arabistanlı dev şirketimizin de burada payı çoktur. Kendilerine de şükranlarımızı sunuyoruz. Bu projede de Dijla Grup'un da emeği çoktur. Ve Dijla Grup'la birlikte hareket ediyoruz. Dijla Grup da şu an Mersin'de, o da bir tarafta da, o da bize katkıda bulunuyor. Beraber bu işi yürütüyoruz. 2017 yılını yatırım yılı ilan eden Beşler Grup, büyüme atağına hız kesmeden devam ediyor. 2017'de yeni projelerimiz var. Büyük ihtimalle takriben bir 35-40 milyon dolarlık bir yatırım planımız var. Bunun şu an çalışmalarını yapıyoruz. Projelendirme aşamasındadır. Şu an ismini bayağı ne yapacağımızı söylemem doğru olmaz. Ama beşlerin olduğu yerde yatırım sürekli vardır. Beşler Grubun Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Beşyem ise bölgenin en modern üretim tesislerinden biri. Üretim tesisi, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı yemlerinin yanı sıra işletmeye özel yem üretimi yapabilen teknoloji ve kapasiteye sahip. Yem fabrikamız gerek ihracat, Suriye, Irak, gerek iç piyasa, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi üretiyoruz. Takriben gelecek senede bu 4 şirketimiz ilk 500'lerde olacak. Beşler Makarna Un Ürmeği'nin geçen seneki portföyündeki 2014 sıralamamız 414, 2015 sıralaması 140. Hedefimiz 100'ün altına çekmek. 5 Annişas da bu sene ikinci 500'deydi. İnşallah birinci 500'e taşımak. 5 Yem bir girdi çıktı. Gelecek sene ikinci 500'de yerini alacak. 5 San Makarna da inşallah gelecek seneyle ilgili yine ikinci 500'de yerini alacaktır. Bakın şu an ben Limak portu çalıştırıyorum. İskenderun'da iş yapıyorum. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. İl 9 aydaki benim tahliye tahammülüm 1 milyon 27 bin ton. Çilek kolay. Mesut Çakmak 2023'te 400 milyon dolar ihracat hedeflediklerini belirtiyor. Bu sene takriben grubumuzun cirosunu 1.3 milyar olarak görüyorum. İhracat dolar rakamımız da büyük ihtimalle 250 milyon dolar civarında olacaktır. Biz grup olarak, Beşler ailesi olarak hep ülkemizin hizmetindeyiz. Dostlarımızın yanındayız. Vatanımıza hizmet etmekten, vergimizi ödemekten mutluluk duyarız. İnşallah 2023 hedefimiz 400 milyon dolar civarında bir katkımız olur diye düşünüyorum. Nişasta, glikoz ve fruktoz ürünlerinin yanı sıra yem sanayi ve yağ sanayine de ham maddeler üreten Beşan Nişasta, Türkiye'de ve özellikle Güneydoğu'da ekin alanlarının gelişmesiyle birlikte mısır ekimini en üst düzeye ulaştırıyor. Ağırlıklı, ihracat odaklı çalışan Beşan Nişasta, Afrika, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetlerinde oldukça aktif. Şimdi söz Beşler Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Çakmak'ta. Ben 2011'den önce bizim bünyemizde olan yağ fabrikasında yine yönetim kurulu üyesiydim. 2011'de buranın inşaatı başladıktan sonra buraya geldim. Aşağı yukarı 12 ile 14 ay arası inşaattan sonra 2012 gibi üretime başladık. Nişasta fabrikasında doğal mısır nişastası, glikoz ve fruktoz olarak 3 ana ürün üretiyoruz. Bu ürünler nişasta olarak gıda sektörü, işte kağıt sektörü, kimyasal ürünlerde kullanılıyor. Glikoz da tatlı bir ürün olarak sert şeker gibi ürünlerde kullanılıyor. Fruktoz da yine tatlandırıcı olarak işte meyve suları olsun, diğer şekerli mamullerin üretiminde kullanılıyor. Şimdi nişasta fabrikası olarak dış pazarda özellikle yeni bir fabrika olmamızdan ötürü devamlı atak halindeyiz.
bir sürü fuarlara giderek yeni yeni müşteriler bulmaya çalışıyoruz. Özellikle işte Afrika pazarı, Orta Doğu ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetleri. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İç pazarda da nişasta değil de glikoz ve fruktoz nişasta bazlı şekerlerde hali hazırda bir kotamız olmadığı için iç pazara normal satış yapamıyoruz. Sadece ihraç kayıtlı satış yapabiliyoruz. Mısır belli aşamalardan geçtikten sonra nişasta sütü haline geliyor. Yan ürünleri ayrılarak. Yan ürünleri de işte kepektir, özdür, gülütandır. Bunlar da işte ya öz yağ fabrikasına, diğerleri de yem fabrikalarına satış yapılıyor. Şimdi ise söz Beşler Grup Yönetim Kurulu üyesi Züleyha Çakmak'ta. İhracatla ilgili firmamızın geniş yelpazede bir ihracat çalışması var diyebilirim. En başta Sudan projemiz var. Bu Sudan projemizle ilgili çalışmamız devam ediyor. Şu an İskenderun'da 19 bin tonluk bir gemimiz var. Bu bizim 32. gemimiz. Geçen sene 2015'te başladığımız bu proje, tabii Türkiye'den diğer firmalar, proje ortaklarımızla beraber bugüne kadar getirdiğimiz, şu an hali hazırda 16 firmanın bize destek verdiği bir proje. Bu zamana kadar tabii 32 gemi, açık gemi yüklemesi 690 bin ton kadar bir un ihracatımız oldu Sudan'a. Ve bu katlanarak devam edecek diye umuyoruz. Bu Sudan projesiyle tabii biz ciddi bir başarı da elde ettik. Geçen sene Türkiye'nin Türkiye ihracatının %15'ini biz yapmış olduk. Sudan projesi bize aslında teklif edilen bir proje. Tabii tonaj çok ilk etapta da geldiğinde 100 bin ton olarak geldi ve her firmanın kolay kolay yapmak istemeyeceği, çünkü çok ciddi bir tonaj ve normal üretiminiz de devam ediyor, iç piyasanız devam ediyor. Ayrıca çok ciddi bir buğday almanız gerekiyor. Zaten bu, mesela biz geçen sene 450 bin ton un ihraç ettiğimizde 650 bin ton buğday da yurt dışından getirdik. Bu proje bize sağlandığında, teklif geldiğinde biz kabul ettik ve proje ortaklarımızla beraber işte Gaziantep'ten, Adana'dan, Hatay'dan, Konya'dan proje ortaklarımızla beraber başladık. Züleyha Çakmak, ithal ettikleri buğdayın kalitesine dikkat çekiyor. Buğdayın biz kalitesine dikkat ediyoruz. Buğdayın bir takım spekleri var, değerleri dediğimiz protein, rutubet ve glüten değerleri dediğimiz değerleri var. Bu buğdaylarda genelde bizim aldığımız yerler Rusya, Kazakistan, çoğunlukla Almanya, Litvanya, Kanada yer yer. Yurt dışından ithal edip bu buğdayları kullanıp tabii iç piyasa buğdayıyla karıştırıp ihraç ediyoruz. Birleşmiş Milletler bizim hem Beşsan makarna firmamızla hem de Beşlerun olarak bizim ihalelerine girdiğimiz bir yardım kuruluşu. Hali hazırda 15.500 ton bir ihalesini aldık. Bu ihaleni zaten depoda yüklemelerini görmüşsünüzdür. 27 gün gibi bir süre zarfında 11 bin ton üretip bunun yaklaşık 7 bin tonunu da gönderdik. Irak'a, Erbil'e gönderiyoruz. Yer yer Dohuk'a gönderiyoruz. Birleşmiş Milletler'in ihaleleri çıktıkça ihaleye teklif veriyoruz ve bu zannedersem aldığımız en büyük tonaj ve en kısa sürede gerçekleştirilen çok ciddi bir tonaj. Grup, sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkıyor. Gazze Lady Leyla gemisine 10 bin ton oyuncak, 10 bin ton gıda yardımı yaptık Türk hükümeti, yani hükümetimiz. Bu 10 bin ton içerisinde 5 bin tonu undu ve 5 bin tonun içerisindeki 3 bin tonunu biz 2 günde tedarik edip verip Mersin'den Lady Leyla gemisine yüklettik. Grubun 2017 hedefleri ise şöyle. 2016'yı biz daha çok ihale alarak kapatmak istiyoruz. Yani Birleşmiş Milletler dışında bir iki yardım kuruluşu daha var. Mersikop dediğimiz bir yardım kuruluşu var. O da Suriye'ye yardım yapıyor. Bu yardım kuruluşundan 18 bin ton ihale aldık. Onlar uzattılar ihaleyi, 20 bin yaptılar. Onu da devam etmeyi düşünüyoruz. Bunun dışında başka bir yardım kuruluşu Suriye'ye buğday göndermek istedi. Biz tedarik ettiğimiz, daha önce anlattığım gibi getirdiğimiz buğdayı kendilerine çuvallı bir şekilde gönderiyoruz. O da 15 bin ton civarında bir ihaleydi. O ihaleyi de aldık.
Yani biz şu anki ihaleler bize tabii ki de günümüzü dolduruyor. 24 saat güzel bir şekilde çalışıyoruz ama 2016'yı daha da fazla ihale alarak, Sudan projesinin yanında daha da fazla ihale alarak devam ettirmek istiyoruz. 2017'de de bu hedefler çerçevesinde devam edeceğiz.